Hadi sana kızım. Neredeyse gelirler şimdi. Kalk sür sürüştür biraz. İçimden gelmiyor anne. Saçmalayıp da kızdırma beni. Al şu allığı bakayım. Ah Nursan anne. Ha, onun için çok korkuyorum. Canım parmak kadar çocuk. Onun üzüntüsü sürse sürse iki gün sürer. Bak Suzan'a aldırdığı var mı? Suzan büyük. Hem o Nursan gibi içli değildir. Nursan ve ben... hala Kenan'ın hayaliyle yaşıyoruz. Ah, sen patlatırsın insanı. Bak kızım, sen bu evlenmeye zaten mecbursun. Yaşadığımız hayat çocuklar içinde. Biliyorum. Ama Nursan... Geliyorlar! Vallahi geliyorlar! Kocaman bir otomobil. Evin adresini soruyorlardı. Ben karşılayayım. Çabuk ol sen de. Nursan mektepte değil mi? Kostüm provaları var ya anne, 5'e kadar mektepte kalacaklar. Bir şey söylemedin ya ona. Söylemedim. Sen bilmesin dedin ya, vallahi bir şey söylemedim. Bak, bir de kız var otomobilin içinde. Anne, gideyim aşağı ne olur. Peki git. Kenan. Kenan. Nursan'a nasıl söyleyeceğim? Kenan. Yardım et bana Kenan. Uslu durun, gürültü yapmayın. Çocuklar, Muazzez öğretmen rahatsızlanmış olacak. Bugün kostümleri prova edecektik. Olmayacak anlaşılan. Yarın yine aynı saatte çocuklar. Hadi hepinize güle güle. Güle güle çocuklar. Güle güle. Rezda'nın balıklarını görelim mi? Yok, eve gideceğim. Ama babam bir Japon balığı getirdi ki. Eve gideceğim, anneme söyleyeceğim. Yeşilköy'e götürsün diye uçaklara bakacağım. Daha erken çabuk gidersen belki götürür. Aa, ısmarladık. Gel. Kız abla, misafir. Sormayın. Kadın soysuz çıktı. Abim çok geçimlidir. Zaten bir sene evli kaldılar. Ne mal olduğu anlaşılınca tabii hemen ayrıldılar. Çocukları olmadı değil mi? Hayır. Ama abim çok çocuk sever. Sizinkilere iyi bir baba olur. Bizim Tülin babasından çok dayısına bağlıdır. Çok güzel.
Eviniz kira değil mi? Hayır, kendi mülkümüz. Geçen sene aldık. Fatih'teki garaj da onun. Bir de Topkapı'da, bir benzin deposunda hissesi var. Çok iyi adamdır. Siz de çok seveceksiniz. Böyle koca dostlar başına. Herhalde otomobiliniz de vardır. İki taksimiz, bir hususimiz var. Abim çocukları yatılı mektebe yerleştirir. Onlar için de hayırlı olur, sizin için de. Nursen! Utanmıyor musun? Ne dinliyorsun burada? Sana ne? Dinliyorum işte. Dinleyen kendini dinlermiş. Benden konuşmuyorlar ki. Ne oluyor? Ne arıyorsunuz burada? Hani sen provadaydın? Burada işin ne? Hadi gidin bahçede oynayın. Küçük kız nerede? Aşağıda. Niye yalnız bırakıyorsunuz onu? Hadi bakalım aşağıya. Ben gitmeyeceğim. Senin canın dayak istiyor galiba. Çekilin buradan. Niye bu kadar acele ediyorsunuz şekerim? Fazla rahatsız etmeyelim. Siz mi haber vereceksiniz? Biz mi tekrar arayalım? Biz haber veririz güzelim. Hayırlı olur inşallah. İki taraf için de. Aa, şüphe inşallah. İnşallah. Allah'a ısmarladık efendim, sizi de bekleriz. Güle güle. Allah'a ısmarladık, güle güle. Güle güle şekerim. Güle güle efendim. Tekrar görüşelim iki gözüm. Kimdi anneanne o gelenler? Misafir işte. Nene lazım senin? Neden gelmişler? Elinin körü. Misafir niye gelirmiş? Ahbaplık etmeye gelmişler. Hadi bakalım odana. Senin üstüne vazife değil. Ne kadar fena kadındı. Abla, kimdi onlar? Ne bileyim ben? Yeni komşularımız galiba. Yalan! Mahalleye kimse taşınmadı ki bugünlerde. Kimse kim, sana ne? Abla, ne olur söyle, kim onlar? Neden bizi yatılı mektebe verecekler? Yatılı mektebe mi verecekler? Öyle konuşuyorlardı. Fena mı, keşke. Bizim bu mektepte ne var sanki? Ben gitmem. Annemden ayrılamam ben. Anneye senden ayrılırsa ne yaparsın? Annem benden ayrılmaz ki. O kadar büyük söyleme. Baba! Nurhan! Oh, my God.
annem var Nursen. Niye ağlıyorsun? Anne, sen evleniyor musun? O da nereden çıktı? Yok öyle bir şey yavrucuğum. Anne, doğru söyle bana. Yok dedim ya sana. Anne, hiç evlenmeyeceksin değil mi? Artık değil mi? Söyle. İleride, çok ileride belki evlenirim. Evlenirsem sen bana kızar mısın? Evlenme anne, ileride de evlenme. Sen babamı ne kadar severdin. Bak, onun uçaktaki resmine bak. Nasıl hep evin üzerinden uçardı. Nasıl koşardık. Ona el sallardık. Sen bana kaç defa söyledin. O da bize el sallıyordur şimdi diye. Bak, bu da evlendiğiniz gün çekilmiş. Bana bu resmi o verdi. Arkadaşlarıymış bu etrafınızda duranlar. Siz onların arasından geçmişsiniz. Annen öyle güzeldi ki demişti bana. Hep sana bakmış. Kolumda bir melek var zannediyorum diyordu. Güzel yerlerde gezermişsiniz. Arabaya binermişsiniz adada. Kenan. Babacığım, babacığım benim. Bak bana tayyarecilik öğrettiği Manolya ağacı. Size ağaçtan bombalar atardım. Nasıl gülerdiniz? Babacığım. Evlenme anne. Ben başkasına baba diyemem. Mezarına çiçek koyarken ona nasıl benim başka bir babam var derim. Evlenme ne olur. Beni yatılı mektebe verme. Anneciğim. Senden uzak kalırsam yaşayamam ben anneciğim. Üzülme sen. Hiç ayrılmayacağız yavrum. Ben de senden ayrı yaşayamam. Artık ağlama hadi. Anne, ben evlenemem. Nursan'la konuştun değil mi? Yalnız o değil. Ben Kenan'ı hala seviyorum. Evlenemem. Bak kızım, ölenle ölünmez. Kenan iyi insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama onun sana bıraktığı, amanet ettiği çocuklar da var. Bak, bu canın gibi sevdiğin Nursan'ın ayakkabıları. Yarın yenisini almak lazım. Alabilir misin? Ha? Suzan'ın iç çamaşırı kalmadı. Ne yapacaksın? Ya bu evin kirası? O nerede? Oh. Evlenmem demek kolay ama çocuk büyütmek güç. Oh.
deli olacağım. Allah'ım deli olacağım. Keşke biraz paramız olsaydı. O zaman sana hiçbir şey söylemezdim. Ama şimdi... Nursan, Nursan! Çocuktur. Alışır zamandan. Bak ne yapalım. Okulun misameresi var. O gün Nursan sevinçli olur. Rica edelim Fehmi Bey'den. O gün o da gelsin bizle. Çocuk o heyecan, o neşe arasında... ...bakarsın Fehmi Bey'e çabucak ısını verir. Kırılacak. Ben bilirim Nursan'ı. Görürsün. Nursan sevinç içindeyken her şey ne kadar kolay olacak. Hele bir misamere günü gelsin de. Maşallah, pek şeker şey. Sizi de çok sevecek. Nerede kaldı Yumurcak? Ne kadar güzel söyledi o. Beni aldattın. Bana yalan söyledin. Nursan. Sen gitme. Suzan onu alır getirir. Koş Suzan. Fehmet öğretmene gitmiştir. Pekala, onun yanında kalsın. Hadi biz gidelim. Ama... Çıkalım. Düğün ne var Müzeyyen Hanım? 22'sinde. Evde mi yapacaksınız yoksa bir lokalde mi? Evde. Hiç lüzumu yoktu. İstiyorlar. Ben hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Fena mı? Herkes eğlenir. Yerinde dursun eğlence neşe. Ben eğlenmek için evlenmiyorum ki. Ona ne şüphe. Melahat Hanım'dan duydum. Yavruların için evleniyormuşsun. Eh kolay değil hayat. Hakkım var. Bu kadar da kederli olma canım. Şunun şurasında taptaze kadınsın. Yazık sana. Annem çok ısrar etti. Genç olmuşum ne çıkar? Kenan ölünce benim de hayatım bitti. Çocuklarım için yaşıyorum. Zordur zor, bilirim. Rahmetli başka adamdı. Eh, ölenle ölünmez ya. Seni çok iyi anlıyorum. Eteğin uzunluğu iyi mi? İyidir, iyi. Müzeyyeni isteyen adamın arabası herhalde bu olacak. Tamam tamam, görücüye de bu arabayla gelmişlerdi. Şoför müymüş bu adam? Garaj sahibi, 3-4 tane de arabası varmış. Ben öne oturacağım. Hayır, öne ben bineceğim. Hadi çocuklar, otomobile hazır, yürüyün. Bu kadar kişi bu otomobile nasıl sığacağız? Yerimiz bol hanımefendi. Mahsus 8 kişiliğini aldım. Ha desenize rahat rahat gideceğiz. Tabii, tabii. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Siz de şöyle buyurun. Geç çocuğum. Ah ne güzel araba, sen babanın yanına otur kızım. Tabii güzel ya. İyi kapa kapıyı. Ayın 21'i için gün aldım. Hayırlı olsun. Müzeyyen düğün istemiyor ama pekala bir ev düğünü de yapılır. Ne olacak yani? Eş dost arasında eğleniriz. Tabii. Tabii inşallah. Tabii. Her şey düzelir. Aa kardeşim. Evet evet. Ama bir tane de benim doğrusu vallahi. Çok güzel. İyi de bu. Evet. Evet. Ben şöyle alıverselim. Çok güzel. Nikahtan sonra sizin eve taşınma külfetimiz kalıyor. Hiç üzülmeyin, bir kamyon getirtir sizi taşıtırım. Siz taşınma işini bana bırakın. Allah razı olsun, beni büyük dertten kurtarıyorsun, daha mı? Neresin öyle beni? Sen ettin. Anne baksana şu.
Kumsal diye bir şey yok. Ben düşürmedim, kendi düştü koşarken. Hadi sus bakayım, üstüne varma. Ben bir şey yapmadım, halde bana iftira ediyor. Yalancı, onlar benim babam dayım. Senin ne baban var ne dayın. Ne dövüyorsun çocuğu canım? Biri ötekine bak. Hadi Allah aşkına gidelim artık. Hava kararmaya başladı. Böyle şeyler de insanı üzüyor kardeş. Siz de boşu boşuna üzüldünüz yani. Üzülür, çocuktur onlar. Çocuk ama şekerim olmuyor işte. İnsanın ağzına tadı kaçıyor canım. Daha yeni de. Ne de olsa Allah aşkına. Buyurun hadi gelin gelin Allah aşkına. Siz buyurun şeyler. Vallahi çok beğendim. Çok iyi insanlar. İnşallah rahat edeceğiz. Aman! Çok yorgunum. Gidip biraz yatacağım. Allah rahatlık versin çocuklar. Allah rahatlık versin anneciğim. Allah rahatlık versin Nursen. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin babacığım. Gördü. Bir gece sihirli odasına gitti. Herkesten gizli olarak uçurtmalarıyla oynamak istiyordu. Ha 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 ha
anne. Nursan. Anneciğim. Nursan. Nursan. Ne oldu yavrum? Korkulu rüya mı gördün? Söyle yavrum. Söylesene çocuğum. Kapa şu ışığı anne. Uyuyamıyorum. Kapa şu ışığı anne. Yok bir şeyim. Çocuklarım için, istemeyerek bir başkasıyla evleneceğim, beni affet. Bir başkasıyla da evlensem ben senin, ruhum gene seninle birleşecektir. Müzeyyen Hanım, Fehmi Bey'le hiç kimsenin zoru olmadan evlenmeye muvaffakat ediyor musunuz? Size söylüyorum hanım kızım, Fehmi Bey'le hiç kimsenin zoru olmadan evlenmeye muvaffakat ediyor musunuz? Evet. Lütfen imzalar mısınız? Buyurun efendim, şuraya. O halde efendim, medeni kanunun hükümlerine dayanarak şahitlerin huzurunda sizi karı koca ilan ediyorum. Allah mesut etsin. Tebrik ederim. Tebrik ederim efendim. Anneanne, babamın resmi ne oldu? Dolaba koyduk. Eksik olsa olmaz mı sanki? Thank you.
Saadetinize. Bir yastıkta kocarsınız inşallah. Hadi hiç sen de bakayım. Hadi. İkinizin de saadetini. Teşekkür ederiz. Hiç ayol. Aa, zıkkım değil ya bu. Bir yudum içilir pekala. İnsan içtikçe de açılır değil mi ya? Tek mi çift mi? Çift. Sen de oynasana bizimle. İstemem. O oynarsa ben oynamam. Zaten oynamayacaktım. Ben odama gidiyordum. Hadi git odana pis. İçme gidiyorum. İstersem öyle bir iterim ki. Ama... Hadi ah! Nursen vazoyu kırdı. Nursen vazoyu kırdı. Kim kırdı bunu? Nursen kırdı. Vallahi o kırdı anneciğim. Utanmıyor musun sen? Çok oldun artık. Hayrola ne oldu? Aile yadigarı 40 yıllık vazoydu. İtmiş kırmış küçük hanım. Kırmamıştım anneciğim. Biliyorum. Git kızın başından. Bir de sen üzme beni. Peki. Gidiyorum anneciğim. Thank you.
Nursan kaçtı. Nursan mı kaçtı? Aman Allah'ım! Nasıl olmuş? Sofya'ya çıkmıştım. Koynunda ve elinde bir şeyler olduğu halde yavaşça merdivenden indiğini gördüm. Kedisini de alarak kapıdan çıktı, ben arkasından koştum, yetişemedim. Gözden kaybettim. Hemen polise haber verelim. Durun, nereye kaçabilir? Sakin olun Müzeyyen Hanım. Bir şey olmaz, müsterri olun. Çocukluk hali işte. Bir arkadaşına gitmiştir, nereye gidecek? Kıyamet öğretmene gitmesin. Ben gidip bir bakayım. Hadi kız gitsene, ne duruyorsun? Ya başına bir şey geldiyse? Polise haber verelim. Fehmi Bey, rica ederim, beraber gidelim. Nursan mı? Nursan bu vakit bana niye gelsin? Düğün evinden kaçtı da. Düğün evinden mi kaçtı? Niye kaçtı? Ne oldu? Dur bakayım, ben de geleyim. Başka nereye gidebilir bu? Hay yarabbim! Düğün günü biriniz meşgul olsaydınız. Bilir miydik böyle başına alıp kaçacağını? Polise gitsek, bir şey yapsak. Gittiler dedik ya kızım. O kadar şaşırdım ki ne yaptığımı bilmiyorum. Ah, kedisi! Geldi galiba. Nursan! Nursan! Yok. Alo? Hayır. Komiser Rıza Bey bu akşam serviste olacak. 413'te orada. Güle güle. Çocuktan bir haber yok mu? Bütün merkezlere haber verdik. Bir kaza olsaydı bildirirlerdi. Üzülmeyin hemşire hanım. Hiçbir şey olmamıştır inşallah. İnşallah. Ah inşallah. Alo? Nişantaşı merkezi mi? Nasıl? Bir çocuk mu bulundu? Adı Türkan mı? Odur o. Belki mahsus yalan söylemiştir. Neredeymiş bu çocuk? Bir dakika. Çocuğu bekletin. Şimdi geliyorlar. Gülhane Parkı'nda bulundu bu. Annesini kaybetmiş. Çarşamba'da oturuyormuş. Hem kendine hem de bizi üzüyorsun. Metin ol Müzeyyen Hanım. İsterseniz bizim merkezde bekleyin gene. Faydası yok. Eve gitsek. Numarayı vereyim. Bir haber olursa bildirirsiniz. Hay hay. Telefonum 22-44-33. Ne haber? Bir şey öğrenebildin mi? Bütün okul arkadaşlarının evine gittim. Hiç gören bile yok. Alo? Fehmi Bey'in evi. Ben Nursan'ın annesiyim. Nasıl Fehmi Bey'le mi konuşacaksınız? Ah bana söyleyin, Allah aşkına bana söyleyin. Çocuğun başına bir felaket mi geldi? Müsaade et, ben bakayım. Evet. Evet. Kız çocuk. 9 yaşlarında. Evet. Evet, ben şimdi geliyorum. Ne olmuş? Allah aşkına söyleyin. Evladım, canım evladım benim. Nursan'ım, hayatım Nursan'ım. Durun, yapmayın. Nursan değildir belki esilen çocuk. Muhakkak o değildir. Bak göreceksiniz. Ben morga gidip hemen gelirim. Morga mı? Ben de geliyorum. Beni de götürün Fehmi Bey. Sen. Hayır, siz gelmeyin Müzeyyen Hanım. Ne olur yapmayın. Kimse beni durduramaz.
Buyurun. Bu taraftan efendim. Bakın Nursan değilmiş, ben size söylemedim mi? Boşuna harap ettiniz kendinizi. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Bak göreceksiniz, Nursan sağ salimdir. Kim bilir nereye saklandı. Gelin benden gazetelere gidip ilan verelim. Resmi lazım değil mi? Evde resmi yok mu? Var tabii, var. Hadi gelin. Demin şurama bir yumru yapıştı, vallahi çok, nefes çok alamaz oldum. Gözünüz aydın. Gene nereye? Gazeteye ilan vermeye. Çok iyi olur evladım. Değil mi çocuğum? Evet, evet. Sonra kızım? Hep beni horluyorlardı. Tülin yüzünden. Tülin kim? Adamın kızı da mı var? Kızı değil, yeğeni. Şımarık bir şey. Annesi onun yüzünden beni dövdü. Eli kırılsın inşallah. Müzeyyen ne yapıyordu? Armut mu devşiriyordu? Annem artık beni sevmiyordu. Onlarla olmuştu. Babamın resmini bile benden sakladılar. Kim? Anneannem. Ah, o ne müdahaneci karıdır o. O ne dal kavuk tilkidir o. Ne o hanım? Kimse mi geldi? Kiminle konuşuyorsun? Nursan gelmiş bey. Rahmetli kardeşimin kızı. Nursan mı? Hayrola, bu vakit. Yavrum sen otur, ben eniştenin yanına gideyim. Nursan evden kaçmış. Niye? Müzeyyen birisiyle evlenmiş. Hı. Biliyorsun ben Kenancığımın ölümünden beri onlarla dargınımdır. Meğer iş becermiş. İyi etmiş de evlenmiş. Saçını süpürge edecek de çocukları bilecekti sanki. Şimdi onlara da bakılır. Bunun için mi kaçmış kız? Görümce diğerleri dövüyorlarmış kızı. İçlenmiş yavrucak, tahammül edemez tabii. En yakın bildiği bana gelmiş. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Bağrıma basıp bakarım. Kardeşimin çocuğu değil mi? Sapıttın mı sen hanım? Şimdi hemen evine götür çocuğu. Şimdi mi? Meraktan çıldırır ailesi. Hemen şimdi. Çıldırsın istediği kadar. Merak edecek olan çocuğa öyle fena muamele etmez. O olsun, merak etsin isterse. Taş çatlasa götürmem gece yarısı. Başına iş mi açacaksın ha hanım? Ya polise haber verirlerse? Ben kaçırmadım ya. Sahip olsaydı çocuğuna. Bu gece yatsın bari de, yarın erkenden, anlıyor musun? Erkenden gitmeli eve. Eniştem ne diyor? Hiç. Hadi gel ben seni yatırayım bebeğim. Ha
Hadi bakalım, uyu güzel güzel. Hadi benim canım, yarın konuşuruz. Allah rahatlık versin anne. Halacığım. Sana da Allah rahatlık versin yavrucuğum. Baba. Allah rahatlık versin babacığım. Raziye! Raziye! Efendim, ne var bey? Gel buraya gel, al oku şunu. Nedir o? Oku. Yüreğimi oynatma benim canım birdenbire. Hay Allah, sersem oluverdim. Neymiş, gözlüğüm neredeydi? Buradaymış. Dur bakayım. Kayıp aranıyor. Nursan! Gördün mü başımıza geleni? Ben sana demedim mi? Ne olacak şimdi? Hemen evine yahut polise. Deli mi oldun sen? Polise vermem, evine götüreyim. Nursan, yavrum. Affedersin anneciğim. Okula geç mi kaldım? Ne okulu kızım? Dün gece bizde kaldığını unuttun mu? Ha, evet halacığım. Kalk Nursancığım, eve gidiyoruz. Ben eve gitmem. Bak polis arıyor seni, ama sonra fena olacak. Gitmem hala, ne olur verme beni. Verme beni halacığım. Sen beni dinle, gel beraber gidelim. İstemiyorsan sonra gene alırım seni. Olmaz. Olmaz. İstemem. Gitmeyeceğim ben hala. Bu vaziyette seni evde tutamam. Karakollarda sürünürsem halana acımaz mısın? Söz veriyorum ben seni alırım. Yahut sonra sen gene bana gel. Peki hala. Senin dediğin olsun. Aferin benim güzel kızım, aferin sana. Burasıydı değil mi sizin ev? Evet. Ben burada arkandan bakıyorum. Anneannenle, Müzeyyen'le karşılaşmak istemem. Sen eve gir, döverlerse seslen, ben hemen koşar yetişirim. Hadi kızım. Nursan, nereden çıktın ayol? Hiç, halama gitmiştim de. Kız seni dün taraf taraf aradılar. Deliye dönmüş hepsi meraktan. Biliyorum, şimdi halamla eve gittik, beni gördüler, sevindiler. Sen ne arıyorsun burada? Bizim Pompon'un tası kalmış da bahçede, onu almaya geldim. Pompon'un tası mı kalmış? Evet. Gel al bakalım. Birini mi aradınız? Hayır. Birini mi bekliyorsunuz yoksa? Sandalye getireyim. Sağ olun. Thank you.
Ziyade olsun. Afiyet olsun. Eh, bana müsaade, çocuk yerine vasıl oldu demektir. Hangi komşu? Ben Nursan'ın halasıyım. Gelinimle dargınım da. Çocukluk işte. Annesi evlendi diye evden kaçmış. Onu geri getirdim. Onlar buradan taşındılar ya. Taşındılar mı? Nereye? Saraçhane başına. Hay Allah! Sıtkı Bey de biraz evvel size gitti. Peki çocuk şimdi nereye gidebilir? Sakın amcasına gitmesin. Tadi sefer de İstanbul'da değil ki. Allah'ım sen yavrumu koru. Mı? Sadi Bey'i. Onlar iki gündür yoklar. Belki bugün yarın dönerler. Hayrola Nursan, ne işin var burada senin? Sen beni tanımadın galiba. Hani amcanın çamaşırlarını yıkardım, hatırladın mı? He, tanıdım. Zehra teyze. Tabii ya. Buralarda ne arıyorsun sen? Amcama geldim de yokmuş. Bu akşam gelir belki. Sen yalnız mı geldin? Yalnız geldim. Ayağına ne oldu senin? Bir şey olmadı. Gelirken düştüm de. Şimdi eve mi dönüyorsun? Yok canım, bekleyeceğim. Gel, bizde bekle. Ayağını da sararız senin, olur mu? Olur. Bu nasıl oldu? Düştüm de. İstersen burada deniz kenarında oyna. Şimdi neredeyse Ali ile Sevim de gelirler okuldan. Sen niye gitmedin bugün okula? Yarın gideceğim. Hadi bakalım şimdi. Thank you.
Senin adın ne? Seninki Ali değil mi? Evet. Seninki de Sevim. Sevim. Nereden bildin? Tabii bilirim. Annen söyledi. Annem mi söyledi? Hadi gel. Biz sahilde şeytan minaresi toplamaya gidiyoruz. Sen şeytan minaresi bilir misin? Bilirim. Sen kayıya binebilir misin? Elbette binerim. Beni de bindirsene. Olur, sonra bindiririm. Ne güzel olur. Siz hiç teyareye bindiniz mi? Hayır, nereden bineceğiz? Ben bindim. Kim bindirdi? Babam bindirdi. Babam benim teyareci, hava subayı. Kaç metreden uçar? En yüksekten uçar. Ondan yükseğe kimse çıkamaz. Amma gitti, tayyare gibi uçtu. Bu da bir şey mi? Benim babam sektirsin. Taşlar kurşun gibi. Senin baban o kadar kuvvetli mi? Gördüğün zaman anlarsın. Ben amcama gidecektim. Hoşça kalın, yarın yine oynarız. Sen amcanla mı kalıyorsun? Evet. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gelmediler kızım. Kız Rabia, sana bir şey söylemediler mi? Ne gün geleceklerini? Söylemediler. Duydun mu? Ne zaman döneceklerini söylememişler kızım. Teşekkür ederim. Al götür bunu, ısıt da getir sersem. Yağları donmuş bütün. Şimdi ısıttım. Bak daha tütüyor. Vallahi ısıttım.
Kâstasını hala mı söyleniyorsun be? Git bir daha ısıt. Ayağına mı üşeniyorsun? Kaşkaval! Daf olun buradan! Ziflendiniz işte, zıbarın artık! Hiçbir şeyi doğru dürüst beceremezsin ki! Şimdi de çok ısıtmışsın, bana inat yapıyorsun! Bana ha, benim gibi bir adama! Gözünüze dizinize dursun! Yıkılın karşımdan! Defolun! Cehennemin dibine kadar yolumuz var! Gözüm görmesin! Allah rahatlık versin babacığım. Annene dön yavrum. Annene dön benim canım meleğim. Annen üzüntü içinde. Hem sen üşürsün, hasta olursun. Hadi benim sevgili evladım. Bak ben, baban da üzüntü içindeyim. Dön annene. Recai. Benzin işi mi? Oldu demek. İyi ya, ne yapalım? Ben de Nursan'dan bir haber sanıp sevilmiştim. Şu hale bak ya. 50.000 liralık işi üzerimize aldık diyorum da sevinmiyor bile. Risalet aldın mıydı?
Aldık diyoruz ya sana, yarım saat önce geçti yemi. Hidayet de geçen sefer işaret aldım diye çıkmıştı da gümrük muhafızının tuzağına düşmüştü. Parolayı taklit etmiş adamlar. Kafayı ütüledin ama, korkuyorsan gelmeseydin. Sus be, ne olmuş sordumsa? İşte. Tamam. İnandın mı şimdi? Siyah yap, siyah. Gel biraz bu tarafa. Hadi. Tamam. Hepsini mi götüreceğiz bu gece? Reis öyle söyledi. Depoda fazla mal biriktirilmesin diyor. Dönelim. Peki. Hadi yürü. Bir gürültü duymadın mı? Bana da öyle geldi. Burada. Anne, anneciğim! Tut şunu, yakala, çabuk! Anne! Anne, anne! Nursan! Nursan'ım, yavrum hayat. Ne var? Ne oldu? Nursan'ım beni çağırdı, oydum. Onun sesiydi. Benim. Oh!
Tuh be, benzin tenekesini unuttum. Gördün mü şimdi? Boş ver, ileride alırız. Sakla şunu. Geç şunun sesini, sustur be! Hadi! 10 liralık benzin versene. Olur. Ne var? Ne oluyor orada? Herif çaktı galiba, tüyü. Bırak Müzeyyen Hanım, ben konuşayım. Evet, evet. Beykoz civarında bir otomobil devrilmiş. Verdiğiniz eşkalde bir kız çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Evet. Evet. Koma halindedir. Yanına giremezsiniz. Beklemeniz lazım. Kan verilecek. Bekleriz doktor bey. Hatta sabahlara kadar bekleriz. Yeter ki evladıma kavuşayım. Bu çocuk evladınız mı? Günlerdir evladım kayıp. Polis yaralanan çocuğun verdiğimiz eşkale uyduğunu söylüyor. Çok rica ederim. Hiç olmazsa odasının kapısından görmeme müsaade edin. Bir gürültü, bir heyecan çocuğun hayatına mal olabilir. Doktor bey. Müsaade ederseniz çocuğu ben göreyim. Buyurun beraber gidelim. Hanımefendi burada otursunlar. Kızımız. Kızımız doktor bey. Size çok teşekkür ederim. Biz elimizden geleni yaptık. Çocuğa derhal kan vermek lazım. Evvel Allah kurtulabilir. Kan vermeye hazırım doktor. Peki. Muayenenizi yaptıralım. Söyle Fehmi, Nursan'ın mı benim? Allah'a bin şükür Nursan'ı bulduk. Oh. Kan vermek lazımmış, ben vereceğim. Nursan iyileşecek, inan bana. Allah sizden razı olsun. Evelallah Nursan'ımı size emanet ediyorum.
var Fehmi? Yavrum kurtuldu mu? Allah aşkına söyleyin, yavrum nasıl? Kan verdikten sonra açılan gözlerini, kıpırdayan dudaklarını gördüm. Üzülme, Nursan iyileşecektir. Verilen kan sayesinde tehlikeyi atlattı. Yaralı olarak geldiğinde elinde bu resim vardı. İyi olacak. Çok çabuk iyi olacak. Artık merak etmeyin. Ama şimdi çok kan kaybetti. Doktor, yalvarırım ben yanında kalayım onun. Annesiyim, yalvarırım. İmkansız hanımefendi. En küçük bir heyecan çocuk için tehlikelidir. Peki bir dakika. Hiç olmazsa bir dakikacık görebilir miyim doktor? Onu konuşturmamak, heyecanlandırmamak şartıyla evet. Hadi. Seni bize bağışlayan Allah'ıma binlerce şükür olsun evladım. Kardeşim Nursancığım. Ablacığım. Geçmiş olsun Nursancığım. Al bak bu senin. Kimseye vermedim. Hep senin için sakladım. Resmin biri düşmüştü, onu da yapıştırdım. Teşekkür ederim. Anneanneciğim. Nursan'ım yavrum. Geçmiş olsun evladım. Hepimizin göz aydın. Siz durun bir dakika. Nursancığım, evvela odanı göreceksin. Affet beni anneciğim. Seni çok üzdüm. Ben sensiz nasıl yaşardım? Ben de sensiz yaşayamam. Canım, meleğim benim. Bunları nereden çıkardın? Babamın yerine bir başkasını koymandan korktum. Eskisi kadar beni sevmeyeceksin sandım. Kabus içinde yaşıyordum. Ne yaptığımı bilemedim. Hiç öyle şey olur mu? Benim yaramaz bebeğim. Hayatım, canım, her şeyim benim. Ben de senin için yaşıyorum. Ne yaptımsa senin için yap. Tabii yavrum. Sen çok iyi bir çocuksun. İnan bana, biz de seni hiç üzmeyeceğiz. Odanı görmek istemez misin? Hadi bak bakalım odana. Thank you.
Babacığım. Görüyorsun ya, baban yerinde duruyor. Yavrum benim.